arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir çorap çalışması yapacağız. Çorabımızı kız ve erkek bebeklerimiz için yapabiliriz. Ben her sırasında farklı renk kullanarak bu güzel çorabımızı ördüm. Burun kısmında, topuk kısmında ve bilek kısmında aynı renklerimi kullandım ve arada da kalan iplerimi değerlendirerek bu şekilde güzel bir çorap çalışması yaptım. Çorabımızı örmek için burun kısmından başlıyoruz. Sonrasında artışlarımızı yaparak buradaki ayak bölümüne geçiyoruz. Ayağımızın bu taraklı olan kısmına geçiyoruz. Daha büyük yaştaki çocuklarımız için örecekseniz buradaki burun kısmına bir sıra daha ekleyip yine artışlarımızı devam ettirebilirsiniz. İki tane bir tek bir çift bir tek bir çift yapabilirsiniz ve buradaki sıramızı birkaç tane daha fazla yapıp büyütebilirsiniz. Ama küçük olsun derseniz bu şekilde benimle birlikte örersiniz. Evet, dilediğiniz renklerle örebilirsiniz. Uygun tığ numarasını da elinize göre ve ipinize göre seçerseniz çok güzel sonuç elde edersiniz. Ben 2,5 numaralı tığımı kullandım ve kalan iplerimi değerlendirdim. Kolay gelsin diyerek hemen bu güzel çalışmamızın yapımına geçelim. Kolay gelsin. Çorabımı burun kısmından örerek başlıyorum. Bir tane düğümüm atıyorum ve zincirimi şöyle rahatlattıktan sonra 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Birinci zincir içerisine tığımın ucunu girdirerek 1, 2, 3 defa da çekiyorum. Tekrar tığımın başını aynı yere girdiriyorum. Bir dolamıştım, 3 defa da alıyorum. 3 tane trabzanımı ördük zincirimizle beraber. 4. trabzanımı da aynı şekilde örüyorum. Bir doluyorum, 3 defa da alıyorum. 5. trabzanımı, 6. trabzanımı ördüm. 7. trabzanımı örüyorum. 8. trabzanımı, 9. 10. 11. 12. ve son trabzanımı örüyorum. Toplamda 12 tane trabzanımı bu noktaya ördüm. Şimdi birinci zincirden çekmiş olduğum trabzanımın tepe noktasına geliyorum. Batıyorum. İlmeğimi buradan geçiriyorum. Birinci sıramı bu şekilde örerek kapadım. Şöyle görelim bakın. Şimdi ikinci sıramıza başlayabiliriz. İkinci sıramız için 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen dibine bir tane batıyorum. Burada bütün trabzanlarımızı ikişer ikişer öreceğiz. İkişer ikişer, bakın hemen yanına batıyorum. 1, aynı yere bir daha batıyorum. 2, bir sonraki trabzanıma batıyorum. Ve aynı yere, bakın aynı yere yeniden batıyorum. 2. Çift çift örüyorum. Tekrar bir sonraki. 1 ve aynı yer 2. Devam ediyorum. Bir sonrakine batıyorum. 1, aynı yere batıyorum. 2. Bütün trabzanlarımızı ikişer ikişer örerek toplamda 24 trabzan sayısına ulaşalım. 24 tane trabzan sayısına ulaştıktan sonra ilk zincirden oluşan bölümüme geliyorum. İlmeğimi içine çekip bir tane zincirimi de çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. Patiğimin, yani çorabımın burun kısmını bu şekilde ördüm. Şimdi üzerinin trabzan gruplarını örmeye başlayalım. Örgümün düz yönündeyim. Kopardığım yerden başlamıyorum. Farklı bir yerden başlayabilirim. Biraz şöyle önünden başlayalım. Batıyorum. İpimi buradan geçiriyorum. 1, 2, 3. 3 defa zincirimi çektim. Aynı yere giriyorum. 1, 2, 3. Aynı yere giriyorum. 1, 2, 3. 3 tane trabzanımı örüyorum. Birincisi zincirdi. Araya zincir çekmeden 1 atlıyorum, 2 atlıyorum, 3.'ye batıyorum.
Üçüncü zincirden çektiğim bölüm 1, 2, 3. Aynı yere yeniden giriyorum. 3 defa trabzanın bu noktaya örüyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 atlıyorum, 2 atlıyorum, 3.'ye batıyorum ve şöyle ipimi de içten gizliyorum. Aynı yere 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Kalan iplerimizi değerlendirmek için de güzel bir çalışma. 1, 2, 3.'ye batıyorum. 1, 2, 3. Şimdi hepsinde 3.'ye batmıyoruz. Arada bir 2.'ye batalım ki bu kısım biraz geniş olsun. Şimdi 1 atlıyorum, 2.'ye batıyorum. Bakınız. Bir defa 2.'ye battık. Burayı genişletmek için artış yaptık aslında. Tekrar tığımın başını doluyorum. 1 artıyorum. 2, 3. Yani 1 atladım. 2, 3.'ye batıyorum. 1, 2, 3. Trabzanlarımı hani biliyoruz diye hızlı örüyorum. 1 atladım. 2.'ye batıyorum. Bu ikinci kez bak, 2.'ye batışımız. Tombul ayaklar rahat etsin diye. Bakıyorum şöyle. 2 defa yeterli olacak arkadaşlar. Eğer dar olacak gibi olursa 3 defa da 2.'ye batabilirsiniz. 1, 2, 3.'ye batıyorum. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3 batıyorum. Başlangıç yerime geldim. 2 defa 2. trabzanıma battım. Diğerlerini ise 3. trabzanıma battım. Şöyle bakıyorum. Çorabımın genişliği yeterli. Eğer küçük görürseniz ya daha büyük örmek istiyorsanız daha sık da batabilirsiniz. Şimdi kaç tane trabzan grubu olduğuna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane trabzan grubumuz oldu. Tığımın başını şu şekilde ilk zincirden oluşan bölümüme girdiriyorum. Renk değiştireceğim için bir tane zincirimi çekiyorum ve buradan ipimi kesiyorum. Eğer bu kısım size küçük gelmiş ise daha büyük bir çorap çalışması yapacaksanız 3 değil de 2. trabzana batarak çalışmamızı yapabilirsiniz. Yani tamamında da 2'ye batabilirsiniz. Bu şekilde ayarlama yapılabilir. Evet, şimdi ben buradan ipimi kesiyorum. Diğer rengim için ipimi alıyorum. Mavi rengimi alıyorum. Yine ipimi kestiğim yerden değil. Biraz geriden bu kez boşluğa giriyorum. Bakın boşluğa girdim. Mavi rengimi 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra bundan sonraki artışlarımızda bu, yani sıralarımızda bu şekilde öreceğiz. Artış falan yapmıyoruz. Onu yanlışlıkla söyledim. 3 tane trabzanımı örüyorum. Zincir çekmeden yanındaki boşluğa geçiyorum. Her bir boşluğa örüyoruz. 2 ve 3. Bunu kendimiz için de örebiliriz. Burun kısmına bir sıra daha büyütüp artırarak kendimize de çalışabiliriz. 2, 3. Diğerine batıyorum. Bakın kalan iplerimi böyle küçük küçük ayırmıştım. Lütfen sizler de hiç israf etmeyelim. Mutlaka lazım oluyor bir yerlere. İki ve üç. Sona kadar örelim. Hep aralıklara bakınız. Her bir boşluk arasına bu şekilde batıyorum. Üçer üçer trabzanlarımı tamamlıyorum. Sıramı tamamladım. Şöyle görmenizi istiyorum. Ne kadar güzel oldu, tatlı. Zincirimi 1, 2, 3 tane zincir çekmiştim. Üçüncüye gelip batıyorum. Tığımın ucunu girdirip ilmeğimi geçiriyorum. Ve bir tane zincirimi çekip düğümümü attıktan sonra ipimi buradan kesiyorum. Ve yeni bir rengim için hazırım. Diğer rengimi de alıyorum. Şöyle bu renkleri boyayabilecek güzel bir renk olsun istiyorum. Ve şöyle ben kalan iplerime bakıyorum. Sepetimin içine ayırdığım iplerime. Ve ona göre
Devam edeceğim. Mavi rengimi almak istedim. Daha koyu olan. Şöyle biraz canlı cıvıl cıvıl. 1, 2, 3. Hiç aynı yerden başlamamıza gerek yok. Hatta mümkünse farklı farklı yerlerden başlayalım. İpini de alttan gizleyerek götürüyoruz. Bakın şöyle ipini alttan gizleyerek götürüyorum. Yine boşluğa giriyorum. Ve devam ediyorum. Bu kez burayı yatırıyorum bakın. Ve örüyorum. Renklerimizi her sırada şöyle değiştirerek birazcık bu kısmı büyütelim. Aynı şekilde örelim ve tamamlayalım. Sıralarımızı renk geçişleri yaparak ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. Şimdi topuğumuzu koymak için hazırız. Arkasını çeviriyorum. Şurada ipimin bulunduğu yer. Bakınız 2, 2, 4 tane. Şöyle sağında ve solunda 4 tane grubumuz var. Gruplarımızdan hemen kenarından başlayarak örmeye başlıyorum. Ve buraya topuk kısmımı yapacağım. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. Bakınız şurada ipimin 2-2 yanlara grubumu ayırdım. Özellikle bu ipin olduğu yeri tercih ettim ki daha anlaşılır olsun. Hiç sıkıntı çekmeyin. Yine burun kısmını ördüm. Sarı rengimle örüyorum. Buraya ilk trabzanımın üzerine geliyorum. 1-2-3. 3 tane zincirimi çektim. İlk trabzan. İkinci trabzanın üzerine bir defa batıp 3 defa da alıyorum. Ve diğer trabzanımı yine ipimi gizleyerek ilerliyorum. 3 trabzanımı ördüm. Ve devam ediyorum. Diğer trabzanımın tepesine de batıyorum. Her birisine birer birer örüyorum. 6 tane trabzanım oldu. 7.yi örüyorum. Diğer grubuma geçiyorum. Ve hemen İkinciyi örüyorum. 8 ve 9. 10 11 ve 12. 12 tane trabzanım oldu. Şöyle diğer tarafı çeviriyorum. 1 2 3 4 5 grubum da burada kaldı. Şimdi 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Yine aynı trabzanlarımı örüyorum. Hepsinin üzerine birer tane trabzanımı örüyorum. İkinci kez 12 tane trabzanımı ördüm. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Şimdi sık iğnelerimizle örüp topuk kısmımızı çalışacağız. Şöyle ilmeğimi büyütüyorum. Ve buradan şöyle ipimi geçiriyorum arasından. Zaten küçük iplerle örmüştüm ben. Büyük de olsa fark etmez. Ve şu şekilde düğümümü atıyorum buraya. İpimi koparmamak için bu işlemi yapıyorum. Düğümümü attıktan sonra 1, 2, 3, 4. 4 tane trabzan kenara ayırıyorum. 5. trabzana batıyorum ve ipimi buradan alıyorum. Şöyle de burayı toparlıyorum. Çekmesini istemiyorum. Bakın şu şekilde çektim. Elimle de tuttum. Buraya bir tane zincirimi çekiyorum. Ve hemen ilk sık iğnemi buraya örüyorum. 1, 2, 3, 4. Dörder dörder ayırıyoruz. 4 tane sağda, 4 tane ortada, 4 tane de diğer kenarda trabzanımız olacaktı. 4 sık iğneyi ördüm. Diğer 4'ü şu şekilde atladım. Şimdi kesme işlemini başlatıyorum. Yanındaki trabzanıma girip bir tane ilmeğimi çıkarıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Bir ilmek daha çıkarıyorum. Şu şekilde alıyorum. Örgümün arkasını zincir çekmeden çeviriyorum ve hemen dibine batmıyorum. Bakın şuraya biraz önceki çektiğim ilmeklerin olduğu yere batmıyorum. Sık iğnemin bulunduğu noktaya batıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane sık iğnemi örüyorum. Burası tam topuğumuzun arkası olacak. 4 sık iğnemi ördükten sonra 2 tane de buraya batıyorum. Şu ilmeğimizi biraz şişimizde güzel tutalım. Yani tığımızda güzel tutalım. Bol olmasın. Hemen yanına giriyorum. 1. Bir sonrakine giriyorum. 2. Tek seferde çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Bu kestiğim yere girmiyorum. Yanına batıyorum. 1. 2. 3. 4. Buradaki 4 tane ilmeğimizi hiç kaybetmiyoruz. 4 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi biraz önceki battığım yere gelip batıyorum.
Bir buraya batıyorum. Şöyle tabii şunu biraz sıkı tutalım. Bir buraya batıyorum. Bir de son ilmeğime batıyorum. Üçünü aynı anda çekiyorum. Arkayı çeviriyorum. Buraya batmıyorum. Yine 4 sık iğnemi örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane sık iğnemi yine ördüm. Bu uçtan yine batıyorum. 1, 2. Burada bir tane kaldı bakın. Hepsini tek seferde çekiyorum. Çeviriyorum. Dibine batmıyorum. 4 sık iğnemi örüyorum. 1, 2, 3, 4. En son işlemi yapıyorum. Hemen şuraya bir tane batıyorum. Bir de son trabzanıma batıp çekiyorum. Çeviriyorum. 4 sık iğnemi yeniden örüyorum. 1, 2, 3, 4. Buradaki son bölümü de yapıyorum. En son çekiyorum ve bir tane zincirimi de çektikten sonra topuğumu oluşturuyorum. Şöyle görelim, bakınız. Arkasını ve taban kısmını görmekteyim. Şimdi bu topuk kısmını ördükten sonra yine buradaki trabzan sayısı kadar buraya da kuruyoruz. Yani burada toplamda 1, 2, 3, 4 tane grubumuzu buraya baştan sona öreceğiz. Ve buradan yine aynı şekilde devam edeceğiz. Yeni rengimi alıyorum. Tabanımızın üzerine yeni grubumuzu kuracağız ve buradaki sayının birebir aynına ulaşacağız. İpimin olduğu yerden sayıyorum kaç grup olduğunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane grubumuz var. Şöyle saymıştım. 2, 4, sayalım tekrar bakınız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şuradan itibaren saymıştık. Evet, şimdi sarının bulunduğu yerden giriyorum yeni rengimle. Buraya 9 tane grubumuzu öreceğiz. Sarıdan başlıyorum bakınız. 3 tane zincirimi çektim. İpimi şöyle büktüm. Yanına 2 tane daha trabzanımı örerek ilk grubumu oluşturdum. İlk grubumu buraya oluşturduktan sonra şu kısma batmıyorum. Şuraya geçiyorum. Bakın burası çok önemli. Hemen buraya ördüm. Şuraya batmıyorum. Şöyle görmenizi istiyorum. Yandan çıkardığım yeri ördüm. Buraya batmıyorum. Şu kısma geçiyorum. Birinci grubu ördüm. Burayı atladım. İkinci gruba geçiyorum. 2. Üçüncü grubumu örüyorum. Toplamda 9 grubumuz olacaktı. Dördüncü grubumu örüyorum. Beşinci grubumu örüyorum. Beşinci grubumuzu ördükten sonra bakınız ilk şuradan başlamıştım. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci grubumu ördüm. Toplam 4 grubum kaldı. Beşinci grubumdan sonra altıncıyı şuraya batıyorum. Altıncı grubumu örüyorum. Yedinci grubumu biraz daha topuk bölümüne doğru. Her grubumuz aynı yere batıyoruz ve 3 tane trabzan. 8. grubumu tam arkaya yapıyorum. 9. ve son grubumu da yana kuruyorum. 2 ve 3. 9 grubumuzu bu şekilde ördük. Bilek kısmından yukarıya geçişimiz için. Şimdi şöyle geçiyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. Yine renklerimizi değiştirerek bilek kısmını yukarıya doğru örmeye devam edelim. Sayalım bakınız kaç tane grubumuzu ördüğümüzü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Diğerlerini de sayalım isterseniz kaç grup olduğunu. Şuradan itibaren bakın 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 grubumuzu hiç kaybetmedik. Bilek kısmımızda da aynı şekilde
Örerek devam edeceğiz. Yukarıya doğru örelim. Kaç sıra örmek isterseniz, uzun örmek isterseniz daha fazla öreriz. Her rengi farklı farklı öreriz. Ya da normal birkaç renkle de tamamlayabiliriz. Ben şimdi örmeye devam ediyorum. Renk geçişlerimi yaparak 6 sıra ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi sarı renkle bilek kısmının lastiğini çalışmaya başlayalım. İpimi kopardığım yerden değil, biraz önden başlıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bu ilk trabzanım oldu. Hemen ikinci trabzanıma batıyorum. 3 defa da alıyorum. Ve trabzanlarımızın her birine birer birer batarak ilerliyoruz. Ve ipimizi de bu şekilde gizliyoruz. Düz trabzan. Diğerine batıyorum. Her bir trabzanımızı birer birer örelim. Bir dolayıp 3 defa alıyorum sevgili arkadaşlar. Çorabımız küçük olduğu için lastiğimizi de kısa yapacağım. Evet, sona kadar örelim. Başlangıç yerimize kadar birer birer trabzanlarımızı örerek geldim. Her bir trabzan üzerine bir tane dolayıp 3 defa da çektim ve ördüm. Şimdi başlangıcımın bulunduğu yerdeyim. İlk zincirden ördüğüm trabzanımın tepe noktasına batıyorum ve geçişimi yapıyorum. Üzerine 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum ve lastiğimi örmeye başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. İkinci trabzanımı şu şekilde gövde kısmından girerek yandan bakın girdim. Başında bir defa dolamıştım. 3 defa da örüyorum. 1, 2, 3. Sıradaki trabzanımı bu kez arkadan giriyorum. Başını doladım tığımın. Arkasından giriyorum. Diğer yanından çıkıyorum. 1, 2, 3 defa örüyorum. Ve bu işlemi bitene kadar yapıyorum. Bir defa doluyorum. Sıradaki trabzanı yandan giriyorum. Bakınız bir yanından girip diğer yanından çıkıyorum. 3 defa da örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Trabzanımın ardından girip şu şekilde diğer yanından çıkıyorum. Örüyorum. Diğerini yandan giriyorum. İpi gizlemiştim. Gizlediğim ip şuradan çıkmış. Hemen şöyle alalım. Görünümümüz kötü olmasın. Şimdi ardından giriyorum. Bakın ardından girdim. Bitiyorum. Yandan. Ardından. Yandan. Bir ardından bir yanından alarak gördüğümüz lastik örgüsünü tamamlıyoruz. Sona kadar geldim. Bir yanından bir ardından aldım ve lastik örgümü yaptım. Çorabımın bilek kısmı da bu şekilde tamamlandı. Bilek lastiği. En son trabzanımı şöyle yandan girdim, kabarttım. Zincirimi çekerek başlamıştım. Zincirimin tepe noktasına gelerek batıyorum. İlmeğim çıktı hemen. İlmeğimi düzgün bir şekilde takıyorum. İpimi geçiriyorum. Ve bir tane zincirimi yine çekip düğümümü attıktan sonra minik çorabımı bu şekilde tamamlıyorum. Çok tatlı, çok sevimli oldu. Bakın rengarenk cıvılcıvıl ne kadar güzel oldu. Her şeyin miniye çok tatlı. Hemen buradaki ipimi de tabii içeriye doğru gizliyorum. Kendi renginde. Çorabımın diğer tekini de aynı şekilde örerek tamamlıyorum. Evet sevgili arkadaşlar, çoraplarımın ikisini de bitirdim. Minik çoraplarımız çok canlı, cıvıl cıvıl bir şekilde sahipleri için hazır durumda. İnşallah sahibine mutluluk ve huzur getirir, sağlık getirir. Güzel ömürler, güzel günler görmesine vesile olur inşallah. Evet, beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.